Bırakın. Şampu var. Peygamber Sevdalıları Şanlıurfa Koordinatörlüğü olarak ve Resulullah'ı seven vatandaşlar olarak Efendimiz'e yapılan hakareti biz Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Bizim maksadımız Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin ihlalinin çok açık olduğu halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler hakkında yasal işlem yapılmasıdır. Karşı taraf bu şikayetlerin önüne geçmek için bir takım panik ataklarda bulunuyor. İşte efendim birileri bize karşı bir takım kışkırtmalarda bulunuyorlar diyorlar. Halbuki esas onların istedikleri Efendimiz'e hakaret etmek suretiyle halkı tahrik etmek ve yeni Sivas olayları meydana getirmektir. Bu konuda başarısız olmalarının çılgınlığını yaşıyorlar. Çünkü peygamber sevdalıları kimseyi onların beklediği gibi sokaklara davet etmiyor. Bilakis Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyor. Bu da vatandaşın, efendisini, Resulullah'ı sevenlerin en tabii hakkıdır. Bu şekilde savcılıklar harekete geçtiği zaman, bunlar cezalandırıldığı zaman bu ülkenin huzuru, güvenliği sağlanmış olur. Huzur ve güveni bozma teşebbüsleri akamete uğrar. Bir daha da Efendimiz'e saldırmaya cesaret edemezler. Karanlık odaklara hizmet eden Oda TV'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaretinden dolayı Peygamber Sevdalı Vakfı Şanlıurfa Koordinatörlüğü olarak adliyede savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Oda TV'nin Peygamber Efendimiz'e yapmış olduğu hakaret kabul edilebilir boyutta değil. Yapmış oldukları kin ve nefreti körükleyici, insanları ayrıştırıcı bir yazı kaleme alınmış. Oda TV ve Nazif Ay hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu tür konularda savcılığın hemen harekete geçmesini istiyoruz. Bunların hedefi de insanları birbirine düşürmek ve bir kaos ortamı oluşturmak. Biz de bunun önüne geçilmesi için savcılıkları göreve davet ediyoruz. Peygamber Sevdalıları Vakfı Şanlıurfa Koordinatörü olarak da biz bu şikayetimizi yerine getirdik.